Türkiye'nin Eğitim Mekanı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf İngilizce 5. ünite olan The Internet yani internet ünitesiyle alakalı bu dersimizde sizinle alıştırmalarımızı yapacağız. Bakalım şimdi bizden ne istiyor? Birinci vocabulary practice'in birincisinde A'da complete the sentences with the correct form of the words in capitals. Şimdi burada görmüş olduğumuz kelimeleri bizlerin farklı versiyonlara koyarak, mesela isimse fiil, fiilse isim gibi hani eklemeler başına veya sonuna örnek veya sona getirerek bunları düzenleyip boşluklara da uygun yerlere yazmamızı istiyorlar. Bir bakalım. Şimdi mesela it may be dangerous to open strange emails. Garip mailleri açmak tehlikelidir. Danger tehlike demek. Bizim dangerous dememiz gerekiyordu. Boşluğumuzu da o şekilde yazdık. Şimdi do you have an internet at the moment? Şu anda bir internet neyin var mı diyebilirim acaba? Bir düşünelim. Büyütelim biraz daha. Şimdi pardon. A'da birinci cevabına internet bağlantım var mı deriz. Çünkü ne demiştik size diğer dersimizde, bir önceki dersimizde? Connect bağlamak, connection bağlantı. Internet connection olarak bu ünitede daha çok göreceğiz. İnternet bağlantısı anlamına geliyordu. Bire connection diyeceğiz. İkiye bakalım. George sent me an email with an. George bana bir neyle bir mail gönderdi diyebilirim. Bir, attach eklemek, attachment dosya eki anlamına geliyordu hatırlarsak. Üç yazalım şimdi. How many blah 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 does this video channel have? Bu video channel'ı yani kanalı kaç tane neye sahiptir diyeceğim 3'te. Hemen bakalım. Acaba ne olabilir? Subscriber. Yani subscribe, abone olmak. Subscriber, abone. Kaç tane abonesi var diyeceğim. Subscriber. S takısı da alacak. Dörde bakalım. The internet among the teens is increasing day by day. Day by day günden güne demek. Günden güne internet, gençler arasındaki internet kullanımı artıyor diyeceğiz. Use kullanmak, usage kullanım. Beşe bakalım. Spending too much time online causes internet blah blah. Şimdi internete çok vakit geçirmek internet nesine sebep olur? Addiction. Addict, bağımlı, bağımlı olmak. Addiction, bağımlı. İsim halini yazmamız lazım buraya. Devam edelim. 6'da you should obey the internet blah blah rules. İnternet güvenlik kurallarına uymalısın diyeceğim. Safe güvenli ama biz güvenlik demeliyiz. Safety demem gerekiyor burada. 7. Register the vlog by filling in your blah blah information. Vlog dediğim şey video günlüğü. Blog dediğim şey blog yazılarının olduğu, blog yazısı, köşesi, günlüğü. Yani blogda yazı daha çok var. Blogda video görüntüleri daha çok mevcut diyebilirim. Şimdi o zaman bu video günlüğüne ne, hangi bilgini doldurarak kayıt ol diyeceğim. Person, kişi, personal information, kişisel bilgi anlamına gelir. 8'e bakalım. Don't confirm, onaylama. Neyi onaylama? People's friend requests. Request, istek, rica demek. Nasıl insanların arkadaşlık isteklerini kabul etmeyeceğiz? Şimdi, strange diyemem,
çünkü strange people olmaz. Stranger yabancı olur, yabancı kişi, yabancı insan anlamında. Ama burada not know, bilinmeyen, yani unknown, bilinmeyen, tanınmayan, yabancı anlamına gelen kelimeyi kullanmam lazım. Devam edelim. She is a famous person. O ünlü bir kişidir, ünlü bir insandır. And she has many blah blah on Instagram. Ve Instagram birçok, Instagram'da birçok neyi vardır? Bakalım. Follow, takip etmek. Follower, takipçi. Birçok dediği için çoğul yapacağım. Followers diye takipçileri var diyerekten yazacağım. 9'u. Ona gelelim. Never share your address with. Adresini asla kiminle paylaşma? Yabancılarla paylaşma diyeceğim. Yani strange, garip demek. Stranger, yabancı anlamında kullanılıyor. Strangers diyelim. Yabancılarla paylaşma. 11'e gelelim. My internet is broken. İnternetim çalışmıyor, bozuk. Hani iyi değil anlamında. So, bu yüzden sonuç cümlesinde so kullanılıyordu. Bu internetimin bozuk olmasının sonucu olarak yani. It isn't working. Çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Proper, uygun, düzgün demek. Properly, düzgün bir şekilde, uygun bir şekilde demek. Doğru bir şekilde anlamında yani. Çalışmıyor diyor. Evet. Diğer alıştırmamıza bakalım şimdi. Complete the sentences with one of the prepositions below. Aşağıdaki bu mavi renkli kutularda olan preposition dediğimiz edatlar oluyor. In, on, at, under, below, behind, next to gibi, from, of gibi olan gibi kelimelerimizde. Bunlar ne diyor? Her birinde bu edatlardan aşağıda hangisini cümleye tamamlayacağımı soruyor bana. Biz eğer o fiilin anlamını biliyorsak, ondan sonra ne geleceğini cümlenin anlamına bakarak da seçersek zaten bunu yaparız. Zor bir şey olmayacak bizim için. Şimdi you should log blah blah to your email to confirm your account. Account hesap, confirm onaylamak, doğrulamak. Hesabını doğrulamak için e-mailini elektronik postana ne yapmalısın? Giriş yapmalısın. Yani biz ne diyeceğiz bire? Log in ya da log on diyeceğiz. Ya in ya da on kullanacağız. Hemen yazalım. Alıştırma B'deyiz. Şimdi log in ya da log on diyeceğiz dedik. 2'ye bakalım. I connect the internet via my tablet. My tablet. Tabletim aracılığıyla internete bağlanırım diyeceğim. Via aracılığıyla demek. I connect to. Bir şeye bağlanırken kullandığım edatım to oluyor. 3'e bakalım. I command all photos of my friends. Bütün arkadaşlarımın bütün fotoğraflarına yorum yaparım. Bir şeyin üzerine yorum yapmak anlamında comment on diyeceğiz. You shouldn't share your password with anyone except your family members. Aile üyelerin hariç hiç kimseye herhangi birisiyle diyor yani bu şifreni paylaşma. Şimdi except from olarak kitaplarımız alabiliyor veya except for olarak da görebiliriz hariç anlamına gelmesi için. 5'e bakalım. I use the internet to look blah blah some information. Biraz bilgi araştırmak için interneti kullanırım. Araştırmak anlamına gelen kelimemin fiilimin edatıysa look for olacak. 6'ya bakalım. Don't believe, inanma. Neye inanma? Don't believe blah blah all the news on the internet. İnternetteki bütün haberlere inanma. Believe fiili in
edatını alır. 7'ye bakalım. After I finished my work on the computer, bilgisayardaki işimi bitirdikten sonra I logged blah blah and went out to meet my friends. Ve dışarı çıktım arkadaşlarımla görüşmek için. O zaman ne yaptım? Bilgisayarımla işim bittiyse oturumdan çıktım, çıkış yaptım. Yani login, logon giriş yapmaksa log out ya da log off dediğim edatlarımı birleştirdiğimde onlar da çıkış yapmak. Ama burada out olmadığı için off diyeceğiz. Log out ya da log off çıkış yapmak anlamına geliyor. Oturumdan çıkış yapmak. Devam edelim. 7 bitti. 8'e bakalım. Don't forget to fill blah blah your personal info. Information bilgi kelimesinin kısaltması info'ydu. Sizinle bu yüzden ünite kelimelerini tek tek işliyoruz. Çünkü bazen gördüğünüz gibi bu şekilde bu neydi diye afallayabiliyoruz. Şimdi kişisel bilgilerini such as gibi demek. Ne gibi? Nickname, takma isim. Nick takma isim ve şifren gibi kişisel bilgini don't forget to fill, doldurmayı unutma diyeceğim yani. Fill in edatını alır. Daha sorularda da fill in the blanks, boşlukları doldurun diye görürüz. 9'a bakalım. My brother is engaged. Blah blah blah. Benim erkek kardeşim meşguldür. Social media a lot. Sosyal medyaya çok, sosyal medyada çok meşguldür, yoğundur. Engaged'in biz nişanlı anlamına geldiğini biliyoruz. Ama bu internet ünitesinde daha çok meşgul, yoğun anlamında olduğunu biliyoruz. Şimdi in olarak engaged in edatını alır diyelim. Bir sonraki alışımımıza geçelim. Şimdi circle the correct word to complete the sentences. Cümleleri tamamlamak için doğru kelimeyi circle yapın, daire içine alın diyor bize. Bakalım. Why don't you those old files? Bu eski dosyaları neden ne yapmıyorsun diyeceğim. Confirm onaylamak, doğrulamak, delete silmek demek. We don't need them anymore. Artık onlara ihtiyacımız yok. O zaman onları neden silmiyorsun diyeceğim. C şıkkında birin cevabı delete olacak. 2'ye gelelim. You should obey or avoid some rules to stay safe when you're online. İnternette olduğunda güvenli olmak için, güvenliğini hani koruyabilmek için bazı kuralları, güvenliğin hani güvenli kılabilmek için bazı kurallara ne yapmalısın? Obey, itaat etmelisin. Avoid deseydi kaçınmak olurdu. 3'e bakalım. A good password should include a good blah blah of letters and numbers. Şimdi iyi bir şifre, iyi bir şifre içermeli. Şimdi letter, harf, number, sayı. Harf ve sayıların iyi bir neyini içermeli acaba? Notification, bildirim, bildirme anlamına geliyor. Combination, birleşimi, kombinasyonu anlamına geliyor. Şimdi combine, birleştirmek. Combination, kombinasyon, birleşim demek. Combination zaten benziyor Türkçesine de. O zaman bunların kombinasyonunu içermeli. İyi bir harf ve kelime, harf ve rakam kombinasyonu içermeli diyelim. Evet. 4'e bakalım. I don't know how to blah blah to this email. Bu elektronik postaya nasıl, ne yapacağımı bilemiyorum acaba? Bir sonraki cümle bana bunu söyleyecek. I need to contact this person. Bu kişiyle contact, yani iletişim kurmalıyım. Kurmaya ihtiyacım var. Can you help me? Bana yardımcı olabilir misin? O zaman ben bu e-maili nasıl cevaplayacağımı bilemiyorum diyeceğim. Çünkü iletişim kurmam lazım o kişiyle. Reply, cevaplamak anlamına geliyordu. Ünitemizde gördük bu kelimeyi de. Evet, 5'e bakalım. Do you create or update your antivirus software regularly? Antivirüs programını, yazılımını daha doğrusu. Düzenli olarak ne yapıyor musun?
Create oluşturmak, yaratmak demekti. Update güncellemek. Virüs programları güncellenir. Yani update diyeceğim buna da. Altıya bakalım. Altıda to have your own video channel. Kendi video kanalının olması için first, ilk olarak ne yapmalısın? Register, kaydolmak, access, erişim yapmak and create an account ve şifre oluşturmalısın. Önce kaydolmalı ve bir, pardon, account, hesap demek. Kayıt olmalı ve bir hesap oluşturmalısın mı? Yoksa önce erişim yapmalı ve bir hesap oluşturmalısın mı deriz acaba? Kayıt olmalı ve bir hesap oluşturmalısın demiş oluruz burada da. Register olacak. Evet, şimdi son alıştırmamıza bakalım. Kutudaki kelimelerle boşlukları doldurmamı istiyor alıştırma dedi. I want to this file on my computer. Bilgisayarımdaki bu dosyayı ne yapmak isteyebilirim? Can you show me how to do it? Nasıl yapacağımı söyler misin? Bakalım. Download. Bilgisayarımdaki bu dosyayı. Bilgisayarıma bu dosyayı indirmek istiyorum diyebilirim. Download diyebiliriz buna. İkiye bakalım. Oh no, what a pity. What a pity ne yazık demek. I am blah blah. There is a problem with my internet again. Yine internetimle ilgili bir sıkıntı var. O zaman ben neyim? I am offline. Çevrim dışıyım diyeceğim. I'm offline. Did your teacher your email? Öğretmenimiz senin e-mail adresini ne yaptı mı? Receive, aldı mı diyebiliriz. Receive. Dörde gelelim. Evet. To this website. Bu web sitesine girmek, bilmem ne yapmak için ilk önce sen internetten bir identity, yani kimlik oluşturmalısın. O zaman bu web sitesine ne yapmak için diyebiliriz? Login. Bu web sitesinde oturum açmak için, giriş yapmak için. Login diyeceğiz. 5. It may be. Şöyle biraz büyütelim. Evet. It may be to share a password with your friends. Arkadaşlarına şifreni paylaşmak ne olabilir? Dangerous. Tehlikeli olabilir. Devam. Never to meet people you know only from the internet. Sadece internetten tanıştığın kişilerle asla ne yapma diyebiliriz mesela. Asla. Agree. Mesela onlara asla katılma diyebiliriz. Burada ne diyor 7'de? Ünlü bir vlogger, yani video günlüğü oluşturan bir kişiyi takip ediyorum. Videolarına çevresel problemlerle ilgili videolarını paylaşıyor. Ve nasıl bilgiler veriyor insanlara? Useful, faydalı bilgiler veriyor. 6'ya agree dedik. 7'ye de ne dedik? Useful. Burada ne diyor? Alıştırma D'dekilerin anlamının tam tersini yazın diyor. Hemen bakalım. Biz E diyelim şuna da. E'yi biz hangisiyle eşleştirebiliriz? Logout, çıkış yapmak. Ben login diyorum buna. A, bunun zıttı. Useful, faydalı. Useless, faydasız. B ile eşleştiririz onda. Safe, güvenli. Dangerous, tehlikeli. C ile eşleştiririm. Upload, yüklemek. Download, indirmek. D ile eşleştiririm. Send, göndermek. Receive, almak. E ile eşleştiririm. Refuse, reddetmek. Agree, katılmak. Accept anlamı da burada daha çok accept olarak kullanılması gerekiyor. Kabul etmek diyebiliriz. F.
Son olarak online çevrim içi, offline, offline çevrim dışı G harfini söyleyerek bugün burada 5. ünitedeki alıştırmamızı da bitirmiş oluyoruz. Evet, şimdi sizinle bugün dersimiz bu kadardı. Alıştırmamızı bitirmiş bulunuyoruz. Bol bol kelime konu tekrarlarımızı yapıp yeni nesil sorularımızı çözelim. Hocalarımıza soralım lütfen. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.